Bilecik'te Yunan işgali döneminde büyük zarar gördüğü için, yanıklar, olarak da isimlendirilen, kentin eski yerleşim yerinde yalnızca 5 minare bulunuyor. Bilecik, Yunan işgalinin olduğu 1921-1922 yıllarında çok zarar gördüğü için terk edilen, eski Bilecik'te, tarihi ve arkeolojik sit alanında bulunan, biri camisine 700 yıldır hasret, 4 ü yıllardır camisiz 5 minare, kentin adeta simgesi oldu. Bilecik'te, Yunan işgali döneminde tahribata uğratıldığı için, Yanıklar, olarak isimlendirilen mevki, aynı zamanda, Eski Bilecik, olarak biliniyor. Bölge halkının zorunlu olarak terk ettiği ve şimdiki yaşadıkları Bilecik'i kurdukları söz konusu mevkide 5 yalnız minare bulunuyor. Bu camilerden biri inşa edildiği dönemden bu yana yaklaşık 700 yıldır, 30 metre uzağındaki camisine hasretken, diğer 4 ü yıllardır camisiz olarak ayakta duruyor. Yangın izleri ve mermi kovanları. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada, ne zaman yapıldıkları belirlenemeyen sadece minareleri ayakta duran Osman Gazi, Akkaldırım, Emirler ve Karacalar camilerinin Yunan işgali döneminde yıkıldığı belirlendi. Toprak üstünde kalan minarelerde ve bulundukları alanlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2013-2015 yılları arasında konservasyon çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında bulunan, camide kullanılan bazı ahşap malzemelerde yangın izleri ve mermi kovanları ortaya çıkarıldı. Kaya üzerinde minare. 14. yüzyılın başlarında yaptırıldığı bilinen Orhan Gazi Camisi'nin minaresi ise halen 30 metre uzakta bir kayanın üzerinde duruyor yaklaşık 700 yıl önce bölge halkının ezanı daha rahat duyması için, biraz daha yukarıya inşa edilen bu minarede kentin yıllardır yalnız minareleri arasında bulunuyor. Mahzun Minareler Kentin Simgesi Halk arasında, mahzun minareler olarak adlandırılan tarihi yapılar, kentin adeta simgesi olurken, bölgeye gelen turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında geliyor. Bilecik tarihi ve özellikle, yanıklar, bölgesinde çalışmalar yürüten Şeyede Bali Üniversitesi öğretim görevlisi sanat tarihçisi Hakan Karşıyaka, Bilecik'teki kültür varlıklarıyla ilgili en büyük handikaplarının, kitabelerinin bulunmaması olduğunu söyledi. Kitabelerin olamayışının, tarihlendirme konusunda kendilerini zor durumda bıraktığını dile getiren Karşıyaka, şöyle konuştu. Şeyh Edebali Türbesi'nin yamacına kurulmuş tek kubbeli Orhan Gazi Camisi'nin 1331-1332 yıllarında Orhan Gazi'nin kendi adına yaptırdığı vakıf kayıtlarında yer alıyor. Şu anda günümüzde orijinal olarak kalan minarenin sadece kaide kısmıdır. Vadinin her iki tarafında da o dönemde yerleşim olduğundan, minarede sesin duyulması ve halkın namaza iştirak etmesinin sağlanması amacıyla caminin bitişine değil 30 metre uzağına yapılmıştır. 1921 yılındaki Yunan işgali sırasında buranın silah deposu olarak kullanıldığını biliyoruz. Cami, hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet sonrasında pek çok tadilata uğruyor ve orijinal şekli bozuluyor. Karşıyaka, Osman Gazi, Akkaldırım, Emirler ve Karacalar camilerinin ise yıkıldığını ve geriye sadece minarelerinin kaldığını söyledi. Bunların ne zaman yapıldığının tam bilinmediğini dile getiren Karşıyaka, şunları kaydetti. Minarelerin külah kısımlarının ve beden duvarlarının yıkık olması, bunların Yunan işgali döneminde yaşanması, tarihi kültür varlıklarımızın bugün günümüzde görülememesine yol açmıştır. Osmanlı yerleşimindeki camilerdeki tahribatın izleri bugün hala görülebilmektedir. Yangın izleri bile halen ortada. Tarihe düşülen not gibi orada duruyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanların çekilirken bu alanları tahrip ettikleri aşikar. Maalesef bu kültür varlıklarına büyük tahribat vermişler. Bilecik'e gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Zincirli Kaya, hakkındaki rivayetlerle yıllardır gizemini koruyor. Yunan işgali sırasında bölge halkının zorunlu olarak terk ettiği ve Eski Bilecik olarak bilinen İstiklal Mahallesi'ndeki kayalık, depremden etkilenmesi nedeniyle zincirle bağlandığı vatan hainliğiyle suçlananların idam edildiği ya da kervan yolunu kullananları rahatlatması amacıyla zincirlendiği gibi rivayetlerle anılıyor. Kent tarihi üzerine araştırmaları bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Taner Bilgin, Zincirli Kaya konusunda ellerine ulaşan herhangi bir belge ya da arşiv bulunmadığını söyledi söz konusu kayanın zincirlenmesiyle ilgili bazı rivayetler bulunduğunu dile getiren bilgin, bunlardan birisinin, yıllar önce bölgede meydana gelen bir depremden etkilenmesi sonucu zincirle bağlandığına yönelik olduğunu aktardı. Bir dönem idam sehpası olarak kullanıldığı ile ilgili rivayetlerin de bulunduğunu vurgulayan Taner Bilgin, belirli dönemlerde zincirleri yenilenen kayanın halen gizemini koruduğunu dile getirdi. Şeyh bağlı 1206 yılında Merv'de doğdu, Selçukluların Şeyhül İslam'ı Şeyh Sadreddin Konevi ve Mevlana Celleddin Rumi'nin çağdaşıdır, künyesi İmadüddin Mustafa B. İbrahim Bey, İnac Elkır şehridir. Edebalı ilk tahsilini Karaman'da yaptı, Hanefi hukukçusu Necmeddin Ezzaidi'nin öğrencisi oldu, daha sonra Dımaşka, Şam, giderek Sadreddin Süleyman Bey, Ebüldiz ve Cemalettin Elhasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti, Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eski şehir yakınlarında bulunan İtburnu köyünde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı, Aşıkpaşazade zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı'nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydederler. Söğüt ve Domaniç yaylaları, Selçuklu Devleti tarafından aşiretine yaylak ve kışlak olarak verilen Osman Gazi sık sık edebalının zaviyesinde misafir olarak kalırdı. Orta Asya'dan getirdikleri bir takım özelliklerden dolayı alim ve sifilere karşı son derece hürmeti olan Osman Gazi, mübarek günlerde edebalının zaviyesine giderek dini ve idari konularda onun görüşlerini alırdı misafir olarak kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyleydi. Şeyh Edebalı'nın koynundan çıkan bir ay geldi kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyaya sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge etti. Osman Bey rüyasını Şeyh edebalıya anlatır, edebalı rüyayı şöyle yorumlar, oğul Osman, hak teala sana ve soyuna hükümranlık verdi mübarek olsun, kızım malhun hatun senin helalin olsun, der, edebalının bu yorumu üzerine Osman Gazi malhun hatun, Rabia bala hatun ile evlenir. Şeyh Edebalı Ahi Teşkilatı'nın reisiydi, Ahi Şehli'nin Edebalı'dan sonra kime geçtiği bilinmemektedir, ancak daha sonra, Murat'a intikal etmiştir, Bilecik'in Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra zaviyesini buraya taşıyan edebalı, aynı şekilde dini hizmetlerine devam etmiştir. Osman Gazi'nin vefatından sonra kızı ve torunu Algerdin Bey ile Bilecik'te Edebalı'ya Kozaç, şimdiki Karaağaç, köyünün öşür ve hasılatı verilmiş, kızı Rabia Hatun da kendilerine verilen bu köyü tekkeye vakfetmiştir. Şeyh Edebalı uzun bir hayat sürdükten sonra 726, 1326 yılında Bilecik'te vefat etti, zaviyesinin mescid olarak kullanılan odasına defnedildi. Şeyh Edebalı Türbesi Bilecik'teki en önemli tarih miraslarından bir tanesidir. Orhan Gazi Camii'nin üst tarafındaki tepelik alandadır yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi devrinde inşa edildiği kabul edilmektedir. Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, Şeyh'in neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve Dergah, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür. Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.